Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın dikkat çeken açıklamaları var efendim. 27 kişi bir atamalarla alakalı 27 kişi yapılan araştırmada akraba çıkmış efendim. Rektör, rektör yardımcısı, dekan, öğretim görevlileri arasında bu 27 kişi efendim birbiriyle alakalı. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın dikkatini çekiyor efendim. Araştırmalar yapıyor, Sayıştay raporlarını inceliyorlar. Binlerce vatandaşımız diyor Mahir Polat. Sınavlarda alın teri dökerken bu kadrolara birileri sınavsız geliyor. Kul hakkından bahsedenler eş dost atamaları için kul hakkı yiyor diyor Mahir Polat efendim. Üniversite rektörü Saffet Köse bir açıklama yapmış. Şube müdürlüğünden daha üst görev niteliğinde bulunan kadrolardan 16'sının şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız olarak atamasının yapıldığını belirtmiş efendim. Sayıştay Başkanlığı da efendim hazırladığı denetim raporunda, 2019 denetim raporunda objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş. İlanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiş. Bunun sonucunda da alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır demiş Sayıştay raporu. Şimdi ben size bu haberin Türkçesini okuyayım mı? Anlatayım mı? Tabii ki Türkçe okuduk ama ben size bu haberin Türkçesini söyleyeyim. Sayıştay Başkanlığı yani denetim yapan Sayıştay müfettişleri hazırladıkları raporda şöyle demiş. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi demiş. 2019 yılında hazırlamış bu raporu. Objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet etmemiş. Yani objektif davranmamış. Belli adrese teslim kişileri almış. Kimi alacağını önceden belirlemiş. O belirlediği kişilere göre şartlar oluşturmuş. Sonra da zaten o şartlara bir kişi uyduğu için onlar başvurmuş. Bu da toplamda 195 kadro açmış İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. 195 kadroya birer kişi müracaat etmiş. Çünkü belirlenmiş onlar. Mahir Polat da tespit etmiş. 27'si zaten akraba diyor. Rektörle, rektör yardımcısıyla, dekanla, öğretim görevlileriyle akraba. Yani İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sayıştay raporlarında da söylendiği gibi kendi eş, dost, hısım, akrabalarına kadro vermiş. Bu ortaya çıkmış efendim. Bunu söylüyor Mahir Polat. Bilginiz olsun. İlerleyen günlerde anladığım kadarıyla konu yapacağız herhalde Katip Çelebi Üniversitesi'ni. Biraz araştıralım. Sayıştay raporunun 2019 yılında hazırladığı denetim raporunu da bir inceleyelim. Ayrıntılı bir şekilde. Bakalım daha neler çıkacak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile alakalı. Mahir Bey'le de bir görüşelim. Bakalım o ne söyleyecek. Onu da yayına konuk alırız. Tabii ki Sayın Rektör Profesör Saffet Köse'ye de yayınımızda yer vermek isteriz efendim. İlerleyen günlerde zaten bu konu hakkında ayrıntılı bir yayın yapacağımız çok açık.